Merhaba arkadaşlar ben Sonucanız. 11. sınıf ODF çözümlerine kaldığımız yerden devam ediyoruz. Çemberde temel elemanları tamamlamıştık. Onunla da ilgili bir tane test çözmüştük. Şimdi sıra geldi çemberde açılara. 52, 53 ve 54 sayfalardaki çözümleri de beraber yapalım isterseniz. Şimdi çemberde bir merkez açımız var, bir çevre açımız var, bir de teğet giriş açımız var ve detayları var. İşte iç açı var, dış açı var gibi. Teker teker madde madde nasıl olduklarını beraber inceleyelim isterseniz. Şimdi merkez açı bir açı çizdiğinizde açının eğer ki köşesi merkezde ise biz bu açıya ne diyoruz? Merkez açı diyoruz. Mesela buradaki AOB açısının köşesi merkezin üstündeyse biz bu açıya merkez açı diyoruz. Gördüğü yayla bu açının ölçüsü birbirine eşittir. Yani bu yayın ölçüsü de ne kadardır arkadaşlar? Alfa derecedir diyebiliriz. Çemberin tamamı kaç derece bu arada? 360 derecelik bir yay. Burada da bir merkez açı gördüğü yayın ölçüsüne eşittir diyebiliriz. Bu bizim için merkez açı. Şimdi eğer ki burası mesela 80 derece verildiyse buradaki gördüğü yayın ölçüsü de nedir arkadaşlar? 80 derecedir. Yani 2 x 10 eşittir 80 ise x buradan ne gelecektir? 45 derece gelecektir diyebiliriz. Merkez açının özelliği ile ilgili. Şimdi geldik ikinci sorumuza. Orjan yayınlarının ABC'de kitaplarının yıllık baskı sayıları sırasıyla 35, 49, 28 ve 14 bin adettir. Bu veriler dairesel grafik ile gösterilmek istendiğinde C kitabının merkez açısı kaç derecedir denmiş. Şimdi bir bunu dairesel grafik ile göstermek istediğinizde yani siz bunları topladığınızda ne yapıyor? 35, 49, 35, 49, 28, bir de 14. Toplarsak ne yapar? 70, 84, 94, 98, 126 yapar. Demek ki 126 bini biz kaç derecede göstereceğiz arkadaşlar? 360 derecede göstereceğiz. Peki bizden istediği şey ne? 28 bin kitabın kaç dereceye tekabül ettiğidir. O zaman burada or orantı yapıp 28 çarpı 360 bölü 126 yaparsak sorunun cevabına ulaşırız galiba. O zaman mesela 7'ye bölsek 4, 7'ye bölsek kaç yapacaktır? 18 yaptı. 18'de 360'ı değiştirsek 20, 4 çarpı 20'yi de nedir arkadaşlar? 80 derecedir diyebiliriz. Demek ki C kitabının merkez açısının ölçüsü 80 dereceymiş. Şimdi geldik 3. sorumuza. 3. sorumuza ne diyor? ABC açısını vermiş bana 100 derece, 120 derece ve 50 derece açıları vermiş. Buna göre AEB yayının ölçüsü. AEB yayının ölçüsü neresi? Burası. Şimdi o zaman ben AEB yayını gören bir merkez açı gösterebilirsem ki burası merkez açıdır. O zaman bu yayın ölçüsü ile şuradaki açının ölçüsü birbirine eşittir. Şimdi burada bir sürü ikizken üçgen var. Ben bunları birleştirirsem bunlar gördüğünüz gibi hep ne olacaktır? İkizken üçgen olacaktır diyebiliriz. Mesela burası 50 ise burası da 50. İşte buraya kaç kaldı? 70 kaldı. O zaman burası da 70'tir. Burası 100 dereceydi. O zaman buraya da kaç kaldı? 30 kaldı. E, i̇kizken olduğuna göre burası da 30'dur. 30, 30, 60. O zaman buraya ne oldu? 120 oldu. O zaman burada gördüğü yay da kaç derecedir arkadaşlar? 120 derecedir diyebiliriz. Neyi kullandık? Çemberin yarı çapı uzunlukları birbirine eşit olduğundan oluşan üçgenler ikizken üçgen çıktı. Şimdi geldik dördüncü sorumuza. Bir pergel o noktasına sabitlenip AXB yayı çiziliyor. Tamam. Pergelin kolları arasındaki açıklık bozulmadan pergelin iğne ucu B noktasına getiriliyor. Yani şu mesafe değil mi? Aynen bu şekilde getirildi B noktasına. Kalemin ucu yine A noktasına denk geliyor. Yani o zaman kalemin ucu A noktasına denk geliyorsa şu mesafe ile şu mesafe birbirine eşit olmuş oldu. E, otomatik var. Sonuçta çember olduğuna göre yarıçapları birbirine eşittir. Bu da eşittir. O zaman bunlar kaçar derece yaptı? 60'er derece yaptı diyebiliriz. O zaman çemberi tamamlamak için kaç derece bir yay çizimidir? Yani bizden istediği yay şurası. Şimdi merkez açı 60 ise gördüğü yayın uzunluğu da ne yapar arkadaşlar? 60 derece yapar diyebiliriz. O zaman biz 60 derece bir yay çizdiğimiz zaman da çemberi ne yapmış oluruz? Tamamlamış oluruz. Şimdi ilk merkez açıydı, şimdi sıra geldi çevre açıya. Şimdi eğer ki bir açı varsa, bu açının köşesi çemberin üzerindeyse, biz bu açıya çevre açı diyoruz. Bakın, şu şekilde olan bir açı, bizim için çevre açıdır. O zaman burası alfa ise gördüğü yayın uzunluğu 2 alfadır. Çevre açı aynen bu şekilde gördüğü yayın uzunluğunun yarısı neye eşit olmuş olacak? Çevre açıya, yani çevre açının iki katı yayın uzunluğuna eşit işte olmuş olacak diyebiliriz. Alfa 2 alfa bağıntısı var. Merkez açı direkt alfa alfa'ydı. Burada alfa 2 alfa bağıntısı var. Şimdi o merkezi çeyrek çemberde acaba açısı kaç derecedir demiş. Burada çemberin tamamını çizmemiş aslında. Bakın burada bir çeyrek çember var. Mesela bunu buradan devam ettirdiğiniz ama ben devam ettirebilir miyim bilmiyorum. Böyle buradan böyle devam etti diyelim. Bakın. Şimdi şurada başlıyor şöyle gidiyor. Demek ki bu kadar bir yay görüyor. Neresi? Şuradaki çevre açı. Köşesi çemberin üzerine denk geldiği için biz o açıya çevre açı diyebiliriz. Peki burası 90 sa burası için 270'tir. E, burası 270 ise gördüğü yay da burası da 270 derece diyebiliriz. Çünkü o noktası merkez. Bakın 270 derecelik yayı gören bu açı çevre açıysa o zaman x'e ne kalır arkadaşlar? 135 kalır diyebiliriz. Bu şekilde ne yapabilirsiniz? işlem yapabiliriz ya da mesela bunu böyle şöyle yapabiliriz istersek hocam bunu buradan birleştirsin mesela buraya AA dersin neden çünkü ikiz kenardır aynı şekilde bunu buradan birleştirsen buna da BB dersin e bu dörtgenin iç açıları toplamı 360 derecedir dörtgenin bir iç açısı 90 bir iç açısı A bir iç açısı A artı B bir iç açısı B o zaman baktığın zaman ne oldu 90 artı 2A artı B 360 yaptı. Buradan da A artı B sen yine ne diyebilirsin? 135 derecedir diyebilirsin ki çünkü x de 135 derece eşit olmuş oldu a artı b'den dolayı. Böyle yapabilirsin. İstersen çevre açıyı da kullanabilirsin. Tamamen sana kalmış bir şey o esnada. Geldik 6'ya. O merkezli çember OBA açısı OBA 50'ymiş. OBA neresi? Burası. Burası 50. Hocam o zaman şunu şuradan birleştirirsek bu bir yarıçap olur. Bu yarıçapa eşittir. Bu 50 ise bu da 50'dir. 50 50 100 ise buradaki tepe açıya ne kaldı? 80 kaldı. O tepe açı aynı zamanda merkez açıdır. Bakın gördüğü yay neresi? Burası. Burası ise bakın bu yayı gören bir tane de burada ne var? Bir tane çevre açı var. Çevre açı gördüğü yayın yarısıdır. Ya da yay çevre açının iki katıdır. Şimdi bu 80 ise gördüğü yay da 80 derece. 80 derecelik yayı gören çevre açı da kaç derecedir o zaman? 80 bölü 2'den 40 derecedir diyebiliriz. Bu da çevre açının özelliği. İki tane açı gördük şu ana kadar. Biri çevre açı biri de merkez açı. Bakalım 7'de ne var? AB çaplı çember. Mesela bu alfa bir çevre açıdır. Bakın tam köşesi nerede? Çemberin üzerinde. Bakın ABE açısı da bir çevre açıdır. Tam köşesi çevre açının üzerinde. Mesela bakın şuradaki 40 derece de bir çevre açıdır. Köşesi çemberin üzerinde. O zaman şöyle bir şey diyebiliriz. Şimdi şuraları bir temizleyelim. Mesela bakın şurası 40sa bunun karşısında gördüğü yay 80 derecedir. Çevre açıya 2 katı. Mesela burası 50 ya bakın şuradan şuraya. Ben hep şunu söylüyorum. Şu şekilde başladığı yer burası, bittiği yer burası. O zaman burası ne kadar? Şurası 100 mü? 100. O zaman buraya 80 kaldı, buraya da 20 kaldı. Peki şuradaki alfa'yı kullanalım şimdi. Alfa nasıl oldu? Alfa bu şekilde, değil mi? Bakın başladığı yer burası, bittiği yer burası. Bu bir merkez çevre açıydı şurası. Gördüğü yay ne kadar arkadaşlar? 160 mı? 160. O zaman çevre açı ne yapacaktır? 80 derece yapacaktır diyebiliriz. BAC açısı o zaman kaç derece geldi? 7. sorumuza 80 derece geldi diyebiliriz. Şimdi bu çok sık kullandığımız bir özellik. Çapı gören çevre açı 90 derecedir. Çapı gören çevre açı 90 derecedir. Eğer ki bir size şu şekilde çemberi verdi ama çapı vermedi. Şu şekilde verdiğinde burası 90 sa sen bunu buradan birleştirdiğinde burası kesin kes ne olacaktır? Çap olacaktır. Bakın çapı gören çevre açı 90 derecedir. Çapı gören çevre açı 90 derecedir. Yani eğer çevre açı 90 sa burayı vermediyse tekrar söylüyorum. Şunu siz çizdiğinizde burası ne yapar? Mecburen çap yapar diyebiliriz. Ve aynı yayı gören çevre açıların ölçüleri birbirine E mantıklı. Burası 2 alfalık bir yaysa bunu gören şuradaki çevre açı da alfadır. Şuradaki çevre açı da alfadır. Çünkü yarısı değil mi? İşte şöyle bir sürü bu şekilde özellikler söyleyebilirsin. Mesela işte şurası alfa ise bunun gördüğü yay 2 alfadır. O zaman buradaki merkez açı da 2 alfadır. Aynı yayı gören merkez açı çevre açının 2 katıdır diye de ne yapabilirsin istersen söyleyebilirsin. Böyle bir özellikle istersek yazabilirsin. Bak mesela böyle BC çaplı BC çaplı. He, o zaman burası 90 derecedir diyebiliriz aslında. Peki bu ikisini eşit vermiş. Peki D merkez mi? Yok öyle bir bilgimiz yok aslında. Ama BC'nin ben ne olduğunu biliyorum. Çap olduğunu biliyorum. Şimdi burası da 90 derece. E, o zaman burasına kaç kaldı? 70 kaldı. E burası 70 ise burası da 70. O zaman buraya ne kaldı? 40 kaldı. Neden? Çünkü burası bir üçgen. Üçgenin iç açıları toplamı 180. E burası 90 ise x'e de ne kaldı arkadaşlar? Şu sağ tarafa 50 kaldı değil mi? Aynen 50 kaldı diyebiliriz. O zaman x kaç dereceymiş? 50 dereceymiş. Bu da 8 sorumuzun çözümüydü. Geldik 9'a. Şimdi acaba açısı burası. 2x artı olmuş. Bir de adb açısı. Bakın ikisi de nasıl açılar arkadaşlar? Çevre açılar. Hatta özellikleri ne? Aynı yayı görüyorlar. Aynı yayı gören çevre açılar birbirine eşittir. Yani 2x artı o eşittir. 3x eksi 20'dir. Buradan x için ne diyebiliriz? Bunu bu tarafa, bunu bu tarafa atarsak 30 derecedir diyebiliriz. Bu da 9. sorumuzun çözümüydü. Şimdi geldik ona. Şekilde AC çaplı yarım çember, AC çaplı yarım çember o merkezi AB çaplı yarım çemberin merkezinden geçmektedir. Bak şimdi ben bunu buradan birleştirirsem şimdi burası çap AC değil mi? O zaman burası 90 derece yapacaktır ister istemez. Peki hocam burası 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 birbirine eşit midir? Eşittir. O da o merkezli bir yarım çemberden kaynaklı. O zaman şu sol taraftaki üçgen nasıl üçgen oldu? İkiz kenar dik üçgen oldu. O zaman bu 45 ise bu da nedir? 45 derecedir diyebiliriz. O zaman x nedir arkadaşlar? 45 derecedir diyebiliriz. Peki bakalım geldik 11'e. 11'de AB çaplı yarım çember ve ABC üçgen. CD eşittir AB. Bak şu ikisi birbirine eşit. Şimdi Durup dururken bu şekilde bir üçgen içerisinde bak AD, CD eşittir DB vermiş. Bir de sen şunu çizsen mesela şunu şuradan birleştirsen. Hocam burası çapı gören çevre açı oldu mu? Oldu. O zaman orası 90 derece midir? Evet 90 derecedir. Hatta zaten bak nasıl çıktı? İkiz kere üçgen çıktı. Bakın şunlar da birbirine eşitse. Burası 65 ise burası da 65'tir. O zaman burası kaçtır? 25'tir. Çünkü burası bir dik üçgen. E burası 25 ise burası da 25'tir. Burası açı ortay olacağına göre. X de kaç derecedir buradan? 50 derecedir diyebiliriz. Bu da 11. sorumuzun çözümüydü. Şimdi geldik 12. sorumuza ve dersimizin de son sorusuna. Bu özelliği bir sonraki derste kullanacağım. Bilginiz olsun. Burada dersi bırakacağız. Bir sonraki derse geçiş yapacağız. Şimdi diyor ki A, B ve CD çaplı yarım çemberler E noktası kesişiyorlar. Peki yani merkezleri var buralarda. Peki, okey. Sonra diyor ki x, y, z'yi vermiş. Buna göre x, y, z arasında bir bağıntı kurun bize diyor. Şimdi bak burası 90 derecedir. Çünkü burası bir çap. Şimdi o zaman burası y ise şu açıya ben mesela 90 eksi y'dir diyebilirim. Aynı şekilde şurası da bir 90 derecedir. Şuraya da 90 eksi z diyebilirim. O zaman ne çıktı? x artı 90 eksi z Artı 90-y eşittir. 180 çıktı. Şuradaki üçgenin iç açıları toplamından dolayı. 90-90-180 bu 180 birbirini götürse o zaman x için ne diyebilirsiniz? Bunları öbür tarafa atarsanız y artı z gelir diyebilirsiniz. Bu da x-y-z arasında bağıntıyı oluşturmuş oldu. Ve böylece 52, 53 ve 54 sayfalardaki çözümleri de beraber yaptık. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sıkı çalışın. Hoşçakalın.